Saatlerimiz 15'i gösterirken Yaşar Nuri Öztürk'le Işığa Çağrı programıyla Halk TV ekranlarındayız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Hadice. Nasılsınız? İyi. Şimdi, geçen hafta millet ümmet kavramlarından söz etmiştik. Daha önce raylilikten söz etmiştik. Şimdi biraz gündemden bahsedelim diyorum ben. Gündemde şöyle bir konumuz var. Fethullah Gülen'in bir açıklaması ile ilgili. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hapsedildiği davalara ilişkin. Dahlimiz yok, elimde olsa hepsini bırakırdım söylemine ilişkin. Bu herhalde sonra, dershane davalarından sonra söylenmiş bir söylem. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi siyaset tarafına girmem ben. Yani bizim programın adı Işığa Çağrı. Karanlığa gitmem, oralarla uğraşmam. Ama bizim programımızın esprisinin izin verdiği kadar söyleyeyim. Tabii bugün manşetlere, sür manşetlere taşınmış bir olay. Ona kayıtsız kalmayalım. Ama ben fazla girmem içine. Yani siyasete çeker beni. Onun şu anda dışındayım ben. Burada saf ve salt düşünce açısından bakarsak çok ilginç bir tecelli var. Yapılanların hukuksuzluğunun bir tescilidir bu. Çok enteresan. Yani yapılan yanlıştır. Ama bizim o yanlışta dahlimiz yoktur. Tarihin istediği de bu. Yani bu kayda geçirilmesi gereken çok önemli bir söylemdir, önemli bir ifadedir, önemli bir karşı çıkıştır, önemli bir tanıklıktır. Doğrudan doğruya bir tanıklıktır bu. Bugüne kadar ne tartışılıyordu bu meseleyle ilgili olarak? Burada hukuk yok. Hukukun kullanılması var. Hukukun güdüme alınması var. Basının kullandığı ifadeler. Bunlar çeşitli yazar çizerin kullandığı ifadeler. Bu olup bitenlerden acı çekenlerin de zaman zaman kullandığı ifadeler. Burada bir intikam duygusu var. Bir intikamın tatmini var filan. Bunlar söyleniyor. Şimdi bu söyleyenlerle hiç ilgisi olmayan çok başka bir figür, hatta bu konuda hiç söz söylemesi beklenmeyen bir figür, dünyanın bir başka ülkesinden, uzak bir yerden diyor ki, burada ciddi bir zulüm var. Ben okudum. Tümünü okudum konuşmasının metne dönüşmüş şeklini. Orada kullandığı ifadeler korkunçtur. Yani Türkiye'de zulmün bir firavunluk boyutuna geldiğini firavun iktidar diyor. Söyleyen evet. İfadeler var. Bu ne demektir? Yani bunun altını bin defa çizmek lazım. Yani zulüm olur. Her toplumda zulüm az veya çok. O insan kendi kendine, bizzat kendine zulmeden bir varlıktır. Zulümsüz tekamül söz konusu değil. Zulüm vardır. Ama zulmün firavunluk boyutuna geldiğini gördüğünüzde orada hayat cehenneme dönmüş demektir. Şimdi Fethullah Hoca böyle bir şey söylüyor. Zulüm Türkiye'de diyor firavunluk boyutuna geldi. Bu dehşet vericidir. Bugüne kadar bu
bu zulümleri birlikte kotarıyorsunuz deniyordu değil mi? Bu iki cenaha, iki ekibe. Yani bugün kavga eder gibi görünen başbakanla iktidar ve cemaatle ve cemaat denen ekip. Şimdi taraflardan birinin lideri, ki öbürü başbakandır, diyor ki hayır, biz bu zulümlerde dahli olan insanlar değiliz. Biz bundan müberrayız. Biz bunun dışındayız. Ama bu zulüm var. Hatta o kadar var ki içim yanıyor. Benim elimde olsa hepsini dışarı çıkarırım. Bu yakın zamanın, son birkaç yılın tarihin vicdanına haykırılan en müthiş hakikatidir. İsteyen buna itirafıdır der, isteyen buna ifşaatıdır der. Orasına karışmam ben işin. Ama tarih bunu kayda geçirmelidir ve geçirmiştir. Hepimiz kayda geçirmeliyiz. Yani Batı'da Birleşmiş Milletler'den işi sadece düşünmek ve yazmak olan insanlara kadar. Alain Badiou'sundan efendim Umberto Eco'suna kadar. Sırf düşünen ve yazan insanlar bunlar. Benzeri ifadeler kullandılar Gezi münasebetini değerlendirir. Gezi münasebetiyle, bu Gezi olayları münasebetiyle şiddetten bahsettiler. Bazı mahfiller Nazizmin hortladığından Türkiye'de bahsettiler. Hitler'in ruhu geri döndü dediler. Türkiye Başbakanını kastederek. Bunlar çok ciddi kuruluşlar, çok ciddi basın organları bunları ifade etti. Ama şimdi burada tarafların ikisinin de ana referansı olan İslam adına bir değerlendirme yapılıyor. Beni en çok ilgilendiren de o taraftır. Evet. Ve zulümde şu Kur'an-ı Kerim'in zirve noktaya oturan sembolü olan Firavun'un adı telaffuz ediliyor. Firavun tabiri telaffuz ediliyor. Sarsıcı olan, dehşet verici olan, ürpertici olan, ibretle dolu olan burasıdır. Evet. Çünkü daha ötesi yok. Yani Kur'an'da geçen gün okuduk, bugün de o sureye vakit olursa devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim insan, yemin olsun insan azar diyor. Orada kullandığı le yedha tabiridir. Yedha, tağutla aynı kökten bir fiildir. Çok kullanıyor bunu Kur'an-ı Kerim. Fiil ve isim olarak. Tağut da zulmün sembollerinden biridir. Sembol bir kavramdır zulüm açısından. O var. Haman var. Karun var. Ebu Leheb var, Ebu Cehil var, var, var. Ama Firavun hepsinde zirvedir. Şimdi Fethullah Hoca onu kullanmış. Evet. Şimdi Fethullah Hoca bu işi bilen bir insan. Öyle iş olsun diye de falan burasını sinek ısırdı kaşırken öyle ağzından laf kaçıracak bir insan da değil. O bakımdan fevkalade ciddi bir tespittir. Tarihin
ve toplumun kayıtlarına, hepimizin kayıtlarına geçti. Eğer bu 3T'yi yarın 3T ile ilgili ilk yazım çıkacak. Tanrı, tarih, toplum. Şimdi 2T'nin kayıtlarına geçti bu. Fethullah Hoca Efendi'nin söylediği 2T'nin kayıtlarına geçti. Tarihin ve toplumun. Eğer bunu Cenab-ı Hak da kayda alınmaya değer görür, bir de Tanrı'nın kaydına geçerse, hakikaten söz konusu olan taraf için bu çok yıkıcı olur. Çünkü Cenab-ı Hak da onu kayda alası bulursa, kayda alınası bulursa, kaydedilmesi gerekir, bulursa icabının da yapılmasına karar vermiş demektir. Yandı güllüm keten elvası. 3T. Bekleyip göreceğiz. Ama şu kader-i ilahinin bir cilvesi, demek ki Türkiye'de hukuk adına bir zulmün olduğunu sanıyorum artık kimse, hadi canım sen de deyip bir kenara atamaz. Evet. Yani bunun en büyük belgelerinden biridir şimdi şu değerlendirmeyi aldığımız gelişme. Tam bir tanıklıktır. Yani hakikaten bir tanıklıktır bu. Kur'an-ı Kerim diyor ki, sakın tanıklığı saklayarak kalbinize ihanet etmeyin. Kim tanıklığı saklarsa kalbine ihanet etmiş olur. Kalbe ihanet Allah'a ihanettir, vicdana ihanettir, irfana ihanettir, adalete ihanettir, hukuka ihanettir ve bağlı bütün kavramlara ihanettir. Burada tanıklık çok çıplak, çok açık, çok net biçimde ifadeye konmuştur. Bu sarsıcıdır. Evet. Demek ki hukuk Türkiye'de zulmü perdelemek için kullanılıyor. İntikam için kullanılıyor. Şimdi Fethullah Hoca'nın bu ifadesinin açılımlarıdır bunlar. Bu benim yorumum falan değil. Hadiseyi geriye doğru enine boyuna düşündüğünüz zaman bunlar otomatik ortaya çıkar. Biz zarur. Esasında intikam bizatihi zulümdür. Allah'ın sıfatları içinde zü intikam var. Yalnız kayıt koymuştur Cenab-ı Hak. İntikam alma yetkisini yalnız kendi kullanır. Allah rahmet sahibidir. Rahmetini sizin de kullanmanıza, temsil etmenize izin verdiği gibi kullanırsanız hoşnutluk duyar. Ama intikama gelince? Ama intikama gelince hayır diyor. Onu ben alırım ancak. Evet alırım diyor. Öyle kötülükler yapar ki insanoğlu gerekir. Ben alırım ama diyor. Onun için İslam'ın bütün fıkıh, kelam ve tasavvuf disiplinlerinde, bütün İslami disiplinlerde ortak ilke, zulme zulümle mukabele yoktur. Yani filanca bana zulmetmişti, ben de ona zulmederim. Hayır, yapamazsın. Hani sana zulmedildiğini varsayarak bunu diyorum. Bir de yakasına bir
damla kahve döküldüğü zaman kıyametleri koparıp zulme uğradık diyen adamların bütün dinlerin en yıkıcı zulümler olarak ilan ettiği kötülükleri seri halde işleyip kılları kıpırdamadığını da bu ülkede görüyoruz. Şimdi nasıl intikam alıyorsunuz siz? Yani Sivas'ta 38 kişiyi yakarak hangi adaleti yerine getiriyorsunuz? Hangi hakkınızın tecellisine hizmet ediyorsunuz? Size insan yakma hakkını kim vermiştir? O insanların hepsinin farz-ı muhal, hukuk açısından ölümlerini gerektirecek suçlarının olduğunu varsayalım. Böyle bir şeyin olduğunu varsayalım. Hayır, hepsi sanatkar, insanlar için güzellik üreten, duygu üreten, mutluluk üreten sanatkarlar bunlar. Şimdi bunların 38 tanesini orada benzin dökerek yakıyorsun günün ortasında. Devlet buna seyirci kalıyor. Kimse bana aksini söylemesin. Onları da tarih yazacaktır. İşte o zulümler Türkiye'yi şimdi buralara getirdi. Ve Allahu Ekber diye de orada tamtam sesleri çıkarıyorsun. Allahu Ekber'i vahşet ve dehşete, zulüm ve firavunluğa alet ediyorsun. Sonra da bu tiplerin çoğu, işte Suriye'de benzerlerini gördük. Bu yeni değil. Tarih boyunca bunlar hep böyle yaptılar. Sonra da bundan cennet bekliyorsun karşılığında. Allah bana, ben cihat yaptım, bunun karşılığını verecek. Ve bu şevkle de gidip namaz da kılıyorsun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu tiplerin kıldıkları namazları eğer Kur'an lanetlemeseydi, ben Kur'an'dan şüphe ederdim. Kur'an lanetliyor mu? Evet, lanetliyor. Bu tarz insanlar. Evet. Bunlar insan haklarına tecavüz ederler ve onun içinde bunların muntazaman kıldıkları namazlar lanetten başka hiçbir şey getirmez diyor. Bitti. Ben başka mucize filan aramam. Ne mucizesi kardeşim? Bundan daha büyük mucize mi olur? Devrim, bundan daha büyük devrim mi olur? Bakın dinler tarihine. Dinler tarihi kanların ve zulümlerin tarihidir. O kanların ve zulümlerin üstüne çıkarak bu tespitleri yapan bir tek kitap var. Ne diyor? Bu dini temsil edenler insanların mallarını, mülklerini çeşitli oyunlarla tıka basa yerlerde, bak kelime kelime tercüme yapıyorum. Sonra da insanlara sizi biz Allah'a götüreceğiz derler. Halbuki bunlar Allah'ın yolundan insanları alıkoyan adamlardır. Böyle derler ama leyasuddûne an sebîlillah diyor. Allah'ın yolundan bir de alıkoyarlar. Sen insanları yakacaksın günün ortasında, etrafında da tekbir getireceksin, sonra da döneceksin, ben din temsil ediyorum diyeceksin. İnsanlar da senin bu anlattığın dine inanıp bunun peşinden gidiyor, öyle mi? Niye bugün dünya İslam dendiği zaman titremeye, ürpermeye, nefret ve dehşetle kaşlarını çatmaya başlıyor? Sebep ne? Bu kitap mıdır sebep? Bu kitap sebep olsa ben de aynı şeyi yaparım. Bunu en iyi bilenlerden biriyim ben. Hayır, haşa. Sebep maun melunlarıdır. Maun melunları tabirini bu millet ezberlesin ve günde 1000 defa kullanması gerektiğini ben biliyorum. Ne demek maun melunları? Maun suresinin duvarına çarpanlar. Maun mücrimleri diyorum ben bunlara. Maun suresi ne demek? Maun suresi diyor ki, bir, halkın malına musallat olanların dini olmaz diyor. Bunlar dini inkar etmiş sayılırlar. Hemen aklımıza
mukadder sualler geliyor. Güzel ama ya bunlar beş vakit namaz kılıyor, alınları secdeden kalkmıyorsa ne olacak? Nasıl bunları dinsiz, imansız ilan ederiz? Çünkü tekzip bittiğin diyor, dini inkar etmekle suçluyor onları. Cevap veriyor hemen. Diyor ki, evet bunlar muntazam namaz kılarlar ama bunlar o namazı insanları aldatmak için kılarlar. Onun için feveylül lil musallin, bu tür namaz kılanlara lanet olsun diyor. Neymiş Maun suçu? Maun mücrimlerinin temel suçlarından biri. Beş tane suç veriyor Maun suresi. Kendi üç satırdır. Beş tane dehşet verici suçu deşifre etmiştir. Bir, halkın malına musallat olmak. Bu musallat olmayı da açıyor. Bu Maun suresini mümkün olsa ayrı birkaç program yapsak. Diyor ki, Maun suresinin bahsettiği halkın malına, mülküne, kamunun haklarına tasallut öyle bizzat yemekle olmaz, şart değil. Kamunun hakkı olanları ait oldukları yere gitmesini engellemek bu suçu doğurur. Ben yemedim demekle kurtulamazsın. Çünkü tarife bakın şimdi. Nasıl yaparlar bunu bunlar? Bu kamunun hakkına tasallutu nasıl yaparlar? Mesela din temsilcilerinden bahsederken leye'külûne envâlen nâsi diyor. İnsanların mallarını yerler. Bak orada onu kullanmış. Yemeyen adamı itham edemezsin o zaman. Burada öyle demiyor. Yemne'ûnel mâûn diyor. Kamunun hakkı olanın gitmesi gereken yere gitmesine bir biçimde engel olur. Yemedim ben, ihaleyi kendi yandaşıma verdim. Yalakama, yağcıma verdim. Ben yemedim ama. Bunların çoğunun kullandığı karşı delil budur. Yemedim. Lokma yedimse haram olsun. Zıkkım yiyesin. Tabii ki sen yemedin. Sen oraya pas ettin. 10 dakika sonra da sana kornerden gol atasın diye o da başka bir şeyi pas etti. Kime yutturuyorsun bunları sen? Evet ondan yemedin. Doğru. Onu ona yedirdin. O da sana başka şeyi yemeni hazırladı. Böyle hep yapıyorlar. Ben yemedim. Bir şekilde kitabını okuyor. Şimdi Maun suresi diyor ki senin yememen seni kurtarmaz. Gitmesi gereken yere gitmesine engel oldunsa, yiyeni takip etmeyerek, yiyene destek olarak, yiyene göz yumarak, yiyenin lehine kanun çıkararak, bakın şimdi son 10 yılına Türkiye'nin siyasette bunları ben şimdi açsam o belgeleri, o demeçleri bilme kıyamet. İhale kanunu, Maun suçu işlemede bir numaralı kanun. İhale kanununda bugüne kadar 8, 9, 10 tane değişiklik yapıldı. Bir değişiklik yapıyorlar, yediriyorlar birilerine. Yiyor. İşba noktasına geliyor. Birilerine başka biçimde tekrar yedirecekler. Tıkanıyor. Bir değişiklik daha yapıyor. İhale kanununun ırzına geçtiler. Şimdi bunu bırakalım bir kenara. Geçtiler de bitti mi? Bitmedi. Bütün buna rağmen bakın ne oluyor Türkiye'de? Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa oluyor. Sayıştay devre dışı bırakılmıştır. Sayıştay fonksiyonel olmaktan çıkarıldı. Sayıştay ne yapar? Devlet adına kamunun haklarını, kamu maliyesini, kamu harcamalarını denetler değil mi Sayıştay? Evet. Bu bir anayasal kurum. Çalışmıyor. Şu an devre dışı. Bu yıl Sayıştay'a kanunun emri olan denetlemeye esas alınacak evrakı vermeyen kurumların içinde çok ilginçtir. 12 bakanlıktan daha büyük bütçeye sahip olan Diyanet de vardır. Çok dehşet vericidir bu da. Diyanet de Sayıştay denetiminden kaçırmıştı kendini.
Birkaç gün önce gazetelerde vardı. Şimdi nasıl olacak bu? Bitmedi. Maun ihlali. Şimdi Fethullah Hoca bunları da biliyor tabii, o ayrıntılara girmemiştir ama öyle mega noktadan, öyle alfa noktadan bir ifade kullandı ki bütün bunlar onun içinde. Zulüm firavunluk düzeyinde dedi Türkiye'de. Bitti zaten. Başka teferruata lüzum yok. Biz altını açılımını yaparız. Şimdi bakın, yine Cumhuriyet tarihinde ilk defa bütün bakanlıklarda teftiş kurulları vardır. Bu bahsettiğimiz kaçamakları, bu bahsettiğimiz ihlalleri, bahsettiğimiz kamu malına, haklarına tasallutu denetlemek için. Bakanlıklardaki teftiş kurullarının tümünü yok ettiler. Şimdi bütün bunları yapan bir anlayış nasıl paçasını kurtaracak, nasıl kendisini halkın önünde akbak gösterecek? Tek yolu var. Bunları gündem yapacak olanları susturacaksın. Şimdi Türkiye gazetecilerin cehennemi, hapishane. Dünyada bir numarayız şu anda. Gazeteci hapsetmedi. Hapsedilenlerde bir numarayız. Susturulan gazeteciler olarak hadiseye baktığınız zaman numara mumara bizi ifade etmez. Çünkü konuşan kimseyi bırakmadılar. Niçin? Yani teftiş kurullarını yok et. Sayıştay'ı devre dışı bırak. İhale kanununun anasını dinini ağlat, katlet onu. Bütün bunlardan sonra yine de mızrak çuvala sığmadığı için ne yap? Bunları gündem yapacak olanları sustur. Ben 1971 yılında Son Havadis gazetesinde yazmaya başladım, ulusal basında. Bir de Trabzon'da Talebeliğim'de yıllarca yazdığım, mahalli gazetelerde yazdığım yazılarım ve yayınladığım şiirlerim var. Gençlik, öğrencilik yılları. Onlar ayrı. Onlar da bir tez yapılıyor şimdi bir üniversitede. Onları saymıyorum. 1971'de Son Havadis'te başladım köşe yazısı yazmaya. İkinci sayfada. Allah rahmet etsin. Lütfi Ballısoy benim çıraklık devremin ulusal basında ustasıdır. 1,5 yıl orada yazdım. Ondan sonra yine Allah rahmet eylesin, Kemal Ilıcak beni aldı tercümana. Tercüman o zaman 400 binlerde tıraş yapıyor. 7 yıl. Oradan Hürriyet'e geçtim. Bakın yazdığım organlar bunlar. 20 yıl. 19 buçuk yıl değil. Tam 20 yıl. Amerika'da kaldığım 2 yılda bile Simaviler buraya getirdi beni. Ben dosyaları hazırladım, verdim. Yani hazırladığım Ramazan sayfalarına bile ara vermedim. Döndüm gittim tekrar. Oradan Star gazete ve televizyon birlikte geçtim oraya kadrolu olarak. Bu iktidar gelip benim işime son verinceye kadar kaç yıl sürdü o da? 4-5 yıl filan. Şimdi 20 yıl yalnız Hürriyet gibi bir ekol gazetede. 3-4 tırnak içinde gazeteci kuşağı geldi gitti. 20 yıl ne demek ya? Ben oradaydım. Aralıksız. Türkiye'nin basın serüvenini böyle yaşamış bir insanım. Ben böyle bir dehşet görmedim. İhtilali yaşadık. Bizim çocuklar, Amerika'nın bizim çocuklar o ihtilali yaptı dedikleri ihtilali yaşadık. Yok. Evet.
sayılırdı işte. Filancanın kulağını çekmişler. O kadar. Ha bir de siyasette açık meydan yerinde olan insanlar vardı. Onlara yapılmayan kalmamıştır. O ayrı bir iş. Sağcısı, solcusu. Yani düşünen adamı, o ihtilal düşünen adamı. Ve Türkiye kaygısı olan adamların hepsini mahvetti. Sağı solu, sağ solu olmakla bu ülkenin evladı olmaktan çıkıyor mu? Aralarında kavga var. O zaman yanlış anlamaları düzeldi. Sen suyun öbür tarafından gelen talimatla burada yeşil kuşak duvarı Rusya'ya karşı oluşturacaksın diye benim çocuklarımı niye kullanıyorsun? Kimse bunu söylemedi. Kimse söylemedi. Efendim Amerika en azından parasının üstünde on God we trust. Biz Allah'a, sade Allah'a güveniriz. Haşa tövbe, senin Allah'ın var mı? Hangi Allah'a güveniyorsun sen? Senin Allah'ın taptığın para. Senin Allah'ın yok ki Allah'a güvenesin. Sen bir zulüm imparatorluğuysun. Ama böyle dediler. Ve bugün işte yine aynı adamlara güvenerek kapı komşumuz ve bu defa bir de dindaşımız olan Suriye'ye karşı bakın neler yaptılar. Tarihte onları dünyanın önünde rezil, rüsvay, kepaze etti. O rezillikten nasıl kurtulacaklar bilemiyorum. Kurtulamazlar. O zaman benzerini yaptılar. Komşumuz öbür ülkelere, Rusya, demir perde ülkelerine karşı şu bu. Neymiş efendim? Amerika ne de olsa parasının üstünde Allah kelimesi geçiyor. Şu kitabı okusaydılar, bu kitaba imanı olsa bunların, bunların namazlarını ben ne yapayım? Bu maun namazlarını. Lanet olsun o namazlara. Zaten Kur'an onları lanetlemiş. Benim dememe lüzum yok. Hüseyin Atay Hoca'yı buradan saygıyla ellerini öperek bir kere daha yad ediyorum. Kardeşim dedi bana bundan 15-20 sene önce. Namaz Kur'ani mihverinden çıkarılarak bu ümmetin başına bela edilmiştir dedi. Söz bu. Ve bunu diyen adamın kazaya namazı kalmamış. Sahibi tertip bir adamdır fıkıh ifadesiyle. Hüseyin Atay. Namaz bu ümmetin başına bela edilmiştir dedi. Bugün de öyle değil mi? Evet. Heh? Şimdi şunu okusalardı göreceklerdi ki bu kitap insanlara dikkat edin aldatanlar sizi Allah ile aldatmasın diyor. Bunu bilselerdi. Ben Allah ile aldatmak kitabını yazıncaya kadar Kur'an'da böyle bir şeyin olduğunu kimse bilmiyor. O zaman Diyanet İşleri Başkanı olan zat bir programda soruyorlar Allah ile aldatmak kitabını. Yılın kitabı seçilmiş. Haftada bir iki baskı yapıyor. Cevap, öyle şey mi oluyor? Allah ile aldatmak diye kitap adı mı olur? Nereden çıktı bu? Ya kardeşim, sen Allah ile aldatmak tabirinin Kur'an'dan alındığını bilmiyorsan yazık. Bilip de saklıyorsan bir kere daha yazık. Ama millet bunu, ben o kitabı yazıncaya kadar bilmiyordum. Maun suresinde Kur'an emrettiği namazı kılan bazı insanların lanetlendiğini Maun suresini ben yazıncaya kadar bu millet bilmiyordu. Şimdi haftaya getireceğim buraya. Bir ibret kitap daha, bir devrim kitap daha. Kur'an'da lanetlenen soy. Bugünleri anlamak için o kitap özellikle anlam ifade ediyor. Nedir Kur'an'ın bu lanetlediği soy? Kimdir bunlar? Somut örnekleri kimler? Muhayyel örnekleri, musavver örnekleri, mutasavver örnekleri kimler? Ne zamandan bunlar başladı? Nasıl devam ediyor? Nasıl devam edecek? Bu soyun belirtileri nedir? Bu lanetli soyun özellikleri nelerdir? Buna karşı insanlığın hangi donanımlarla kendini korumaya alması lazım? Şimdi 300 küsur sayfada bunları anlatıyorum. Bakın Kur'an'da böyle lanetlemiş bir soyun olduğunu da bu kitap çıkıncaya kadar kimse bilmiyor olacaktı. Şimdi öğrenecekler. Ha dönelim şimdi.
Senin sorunla bu bahsi kapatalım. Fethullah Hoca'nın açıklaması bu kadar bize konuşma imkanı verdi. Kur'an'dan koordinat almadan Türkiye'nin müzmin dertlerine çare bulmak mümkün değildir. Birileri çok az, çok az ama hala var, geliyor. Birkaç gün önce biri yazmış. İsminin başında prof var. Daha enteresan bir şey, bir de asker menşeli. Çünkü yazmış, doldurmuş oraya işte bilmem kurmay falan zart zurt doldurmuş. Prof bilmem kim imza attıktan sonra. Diyor ki ya diyor sen kendine yakıştırıyor musun diyor ya. Bu kadar yani diyor hala imamlıktan kurtulamıyorsun bana. Yani hala diyor Kur'an yok işte bilmem Kur'an koordinat yok bilmem falan. Bak bak buradan dinliyor demek beni. Rahatsız oluyor beyefendi. Ey millet. Ey millet. Bu aşısı keşfedilmemiş illete müptela olanları en küçük manada bile dinlemeye devam edersen mahvolursun. Tarihe kayıt. Ben söylüyorum. Bu Allah ile aldatılma veya aldatma meselesi. Özetliyorum. Halledilmedikçe bu topraklarda hiç kimsenin rahat yüzü görmesi mümkün değildir. Yüz küsür bin cami var bu ülkede. Ve bu camilerde 90 küsür bin insana namaz kıldırsınlar diye 12 bakanlıktan daha fazla bütçeyle maaş veren bir kurum var. Burası zaten de facto olarak fiilen bir din devleti. İsminin altına o kadar kalabalık unvanı falan yazmışsın ben öyle bir şey yazmıyorum. Bak ben kitaplarımın üstüne de Yaşar Nuri Öztürk yazıyorum. Tamam mı? O kalabalık onları yazmışsın ama arka altta bir şey yok. Sen bu kafayla mı Türkiye'cisin? Cumhuriyetçisin? Aydınlıkçısın? Yazık. Yazık. Zavallı. Ben bunlara basireti tutulmuşlar diyorum. Basiret tutukluğu Türkiye'nin en büyük felaketidir. Basiret tutukluğuna müptela olanlar sevgili dinleyenlerim, izleyenlerim. Yüzlerce meziyete de sahip olsalar ne kendilerine ne de toplumlarına hayır getiremezler. Basiret tutukluğunu aşmanız lazım. Basireti bağlı diyorsunuz. Nasıl evet. Çözülecek peki? Kalp gözleri gitmiş. Peki nasıl adama çözülecek? Bak. Sanki ben adama Kur'an'dan koordinat alalım. Allah ile aldatmaya karşı başka bir donanımla bizim çare üretmemiz mümkün değil diyorum. Herhalde bu zavallı şöyle anlıyor bunlar bunu. Böyle tek tük de olsa kalmış mezra artıkları. Sen unvanın ne olursa olsun kafanla mezra artığı sen. Hadi daha ileri gitmeyeyim. Diyor ki ya bu adam ne diyor bize yani biz şimdi kalkıp kafamıza bir takke geçirip camiye abone mi olalım? Ama sen ne biçim adam sen dinlemiyor musun beni 20-30 yıldan beri? Ben bu ülkeden Kur'an'ın verilerine göre namaz kılınacak caminin kalmadığını bırakılmadığını söyleyen adamım. Ben sana der miyim git camiye abone ol? Ben bu ülkeye dinini
Kur'an'ın dinini evvela camiden kurtarın diyen adam. Ben der miyim sana git camiye abone ol diye? Bu şekilde mi yazmış? Öyle yani kaygılar uzun uzun yazmış. Kaygıları bu. Bir de bana vahlanıyormuş. Çok zeki adammışım ben. Çok vakıflı adammışım. Doğuyu batıyı çok iyi bilen bir adammışım. Müthiş bir hatipmişim falan filan da. Ama imamlıktan kurtulamıyormuş. Nedir benim imamlık? Şu kitaba bunun mümini olmam benim. Bunun mümini olmak manasında bir imamlıksa ne büyük şeref o ya. Allah beni o ünvanla haşretsin ya. Ben ondan mutluluk duyarım. Keşke. Ama senin çocuklarına senin o tutulmuş basiretinin asla üretemeyeceği reçeteler ürettiğimi bir gün anlayacaksın. Hala anlamayanlar var. Şimdi rahmetli Alparslan Işıklı'yı buradan rahmetle anıyorum. En son geçen kış burada birlikte yemek yedik. Bir program yaptık bir televizyonda. Sonra bir iki arkadaşla uzun uzun soluklu yemek yedik, sohbet ettik. Sonra birkaç daha görüştük. Çok çok değerli bir adamdı. Onu, hakikaten onun ölüm haberini aldığımda içim yandı böyle. Söyleyeyim. Bana bir gün dedi ki ben senin İmam-ı Azam kitabını okuduktan sonra fikir hayatım bakımından yeniden doğdum bir daha. İtiraf ederim dedi çok geç kaldık. Fakat ben geç kalmakla birlikte işi fark ettim dedi. Bahtiyarım. Hala fark edemeyenler var. Makamı cennet olsun. Amin. Işıklar içinde yatsın. Alparslan Işıklı. Şimdi ben diyorum ki bir kitapta insanlığın Allah ile aldatılmasına ilişkin kaygılar dile getirilmişse dinin insan aleyhine kullanılmasından şikayeti olanların o kitaba sarılması lazım. Bu aklın apaçıklık kuralına uygun bir tavırdır. Bunun aksi saçmalık olur. Bir kitap temel ibadetlerinden birini menfaat karıştırarak yerine getirenleri lanetliyorsa bu kitabı göz ardı edemezsin. Ya bana ne senin camiye abone olup olmadan bilmem ne. Senin derdin ne ya? Şimdi önümüzdeki iki yazım yani 10-15 gün içinde hangi gün bilemiyorum. Şu başlığı taşıyor. İslam'dan rahatsızlık tutkusunun Türkiye'yi getirdiği yer. Bakın inanmıyorsanız inanmayın. İnanmayın. Ben Marx'a da inanmam. Ama rahatsız olmam. Onun da alınacak tarafları var. Alırım. Ben hayata, insana Marx'ın baktığı yerden bakmıyorum. Ama Marx'ı yok saymıyorum. Onun alınacak şeylerini inkar etmiyorum. Edemezsiniz, bu insanlık olmaz. Çok güzel bir söz geliyor aklıma şimdi. Diyor ki, fena ve fani adamların da güzel ve baki sözleri olur. Muhteşem bir tespittir. Bunu Fikret münasebetiyle, Tevfik Fikret münasebetiyle Tarih-i Kadime Zeyli yazdı. Orada bir inkar havası var o şiirde.
onu değerlendirerek fena ve fani adam diyor. Ama diyor ki fena ve fani adamların da güzel ve baki sözleri olur ve Fikret'in şu sözünü veriyor. Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa Hakk'ın da bükülmez beli, kolu dönmez yüzü vardır diyor Fikret. Bakın almış onu. Adamlık budur. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Benim müminlerim bana göre demokrasinin metafizik temeli bu ayettedir. Benim müminlerim sözleri dinlerler, onun en güzeline uyarlar. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ En güzeline uyarlar. Soruyorum, dinlemeden en güzeli nasıl seçeceksin? Dinlemeden en güzeli nasıl seçeceksin? Şimdi bu kitabın müminim diye secde eden insanlara soruyorum. Bugün bir biçimde dolaylı yoldan bahsimiz içine giren Sayın Başbakan'a da soruyorum. İnsanlar konuşmadan bu kitabın dediği en güzel sözü bulun ona uyunu nasıl temin edeceğiz kardeşim? Yapma etme. Yapma etme. Sen konuşacak adam bırakmadın. Kuruttun ülkeyi, kuruttun ülkeyi, ülkeyi sahiden cerezeye yaptın Keyif suresinde dediği gibi. Yani böyle bir şey olur mu? Şimdi Kur'an diyor ki, herkes konuşacak, benim müminlerim de bu konuşulanların içinden en güzelini seçecekler. Diyor mu? Diyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Açık, formül. E o zaman bu kitabın mümini sıfatıyla alnını secde koyan adam bunu nasıl çiğner ya? E bak, mızrak çuvala sığmaz işte. Bu kitabın mümini olarak alnını secdeye koyan başka birisi çıktı, deşifre etti. Hem öyle bir perdeden deşifre etti ki, hadi yut yutabilirsen, kalk altından kalkabilirsen. Şimdi dönelim öbür tarafa. Bana imamlık payesi veren kalabalık unvanlı arkadaşlara teşekkür ederim. Benim Kur'an'ın imamlarından biri olmaktan şikayetim olur mu? Ben ondan iftihar duyarım. Allah razı olsun. Bu tanıklığınızı Allah kabul etsin. Hiçbir itirazım yok. Fakat benim bir itirazım var. Ben sizin adam olmadığınızı, olamadığınızı görüyorum. Olur mu öyle? Ha, demeyin canım. Siz adam olsaydınız Türkiye bu hallere düşmez. Ben 30 senedir bunu söylüyorum. Bak benim dediğimi tarih doğruladı. Sen benim imamlığımı falan bırak. Onu bana bırak. Sen adam ol. Yoksa çocukların da bu acıyı çeker. Torunların da çeker. Söylediklerinden belli ki ahirete falan filan o tarafa inanmadığın için zannediyorsun ki sen orada yatarsın. Çocuklar arkada ne çekerse. Yo, seni bırakmazlar. Öyle beleş bir dünya yok. Onu gider orada görürsün. O beni ilgilendirmiyor. Ama çocuklarınla torunlarının da acı çekmesini istemiyorsan basiretini tutukluktan kurtar. Basiret damarlarını tıkayan pıhtıları temizle. Ben sana yardım ediyorum. Kıymetini hocam, bil. Kısa bir aramız var. Bir aradan sonra... Evet sevgili Halk TV izleyenleri, Yaşar Nur Öztürk ve Işığa Çağrı tüm hızıyla devam ediyor. Evet hocam. Nerede kalmıştık? Ne, evet deyip hep beni konuşturma ya. Sen de konuş. Benim de konuşacağım zaman gelecek. Evet. Konuş konuş. Şimdi ben bu programımızda biraz atamızı yad edelim istiyorum. Geçtiğimiz 10 Kasım Pazar günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü çok güzel, çok anlamlı anma törenleriyle andık. Yurdun dört bir tarafında. Sizin düşüncelerinizi çok anlamlı törenlerle andık ve çok anlamlı törenlerle anamadık. Anamamak da anlamlıdır. Evet.
Sizin düşünceleriniz nedir 10 Kasım ve anma törenleriyle ilgili geçtiğimiz hafta yapılan? Yani çok değişik şeyler yapıldı aslında. Hani Şimdi bakın. Boğaz Köprüsü'nde 75 tane eski tip Şimdi bırak araçla konvoylar onları. vesaire. 1.200.000 civarında insan Anıtkabir'e. Anıtkabir'deydi. Evet. Geçtiğimiz seneden 3 kat daha Rakam fazla. kesin tespittir. Çünkü Anıtkabir'de belli olduğu için oraya gelen insanları çok küçük rakam Oynamaları olabilir. hatalarıyla Evet. tespit ediyorlar. Çok küçük. 1 milyon 200 bin civarında insan. En büyük toplanım 400 binde kalmış geçen senelerde. 413 binde. Evet. 1 milyon 200 bin 3'e 4'e katlanmış neredeyse. Bu ne demek? Demek ki acı var, ıstırap var, insanların içinde sıkıntı var, kaygı var. Evet. Kaygı var. Çünkü tarihin en büyük nankörlüklerinden biri yapılıyor. Bir büyük aydınlık mirasa, bir büyük aydınlık mirasına tarihin en büyük nankörlüklerinden biri yapılıyor. Ve o mirasın nimetlerinden en çok yararlananlar tarafından bu nankörlük yapılıyor. Kur'an-ı Kerim insanın sıfatlarından birini de kefur olarak veriyor. Aşırı nankör demektir. İnsanın temel niteliklerinden biridir. Küfür kelimesi kafir de oradan geliyor ya. Küfür esasında nankörlük demektir. Allah'a nankörlük yapanlara kafir diyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim nankörlüğün her türünü koymuş. Hazreti Peygamber de bunu açmıştır. Diyor ki insanlara teşekkürü olmayanın Allah'a şükrü olmaz. Şimdi ben Allah'ı severim. Ben Allah'a işte ibadet ederim. Ben Kur'an bize diyor ki bunu söyleyenlerin insanlarla münasebetlerine bakın. Benim geldiğim tasavvuf terbiyesinde şu sık sık tekrarlanırdı. Biz insanların amme ile yani kamu ile münasebetlerine bakarız. Onların ibadetlerine bakmayız. O Allah'la onların arasında. Ne kadar Kur'ani bir tespittir bu. Maun suresi de bize bunu demiyor. Siz insanların ne kadar namaz kıldığına bakmayın. Kamuyla münasebetlerine, insan hakları açısından durumlarına bakın. Çünkü insan hakları hile-i şer'iye kabul etmez. Ya vardır ya yoktur. Namaz hile kabul eder. Abdestsiz namaz kılan, hele bugünkü Türkiye'de dolmuştur her taraf. Allah'a inanmadan namaz kılanlar var bugün Türkiye'de. Allah'a imanında samimi olup namaz kılmayanlar var. Bak 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 bak. Bu tespitime çok iyi, iyi kulak verin. Bu ülkede Allah'a imanı sapasağlam olduğu halde namaz kılmayan adamlar var. Bir de Allah'a imanı olmadığı halde namaz kılanlar var. Bunların ikisinin akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç düşündünüz? Türkiye bu iki tiple doludur. Allah'a imanında hiçbir tereddüt yok. Sapasağlam. Gerektiğinde o iman için imtihan vermeye de hazır. Ama namaz kılmıyor. Bir de muntazam namaz kılan. İki lafın biri abdestli misin? Namaz vakti yaklaştı. Abdestin var mı? Hadi abdestlerimizi alalım, hazır olalım. Az sonra ezan okunur falan böyle. İçine ediyor. Daha lanet orada akmaya başlıyor zaten. Şey de 3 dakikada görüyorsun bunu.
ama Allah'a imanı yok. Nasıl yok? Parayla Allah bir biçimde, bir gün, bir yerde yan yana geldim, parayı tercih ediyor. Allah gitti. Allah'a iman yok. Ama namaz muntazam kılıyor. Şimdi ey ahali, bu iki tipin akıbetleri hakkında hiç düşünüyor musun? Türkiye'nin acı gerçeği ve ıstırap veren gerçeği devam ediyor. Şu. Maalesef Türkiye'de bugün Türkiye'nin ve halkın kaderine egemen olan zihniyet Allah'a iman olmayıp namazı muntazam kılan zihniyettir. İşte felaket buradadır. Allah'a iman olup da namaz kılmayan adamlardan kimseye zarar gelmez, kendilerine de zarar gelmez. Allah onları kurtaracaktır. Çünkü o eksiklerinin acısını iki damla gözyaşı ile ifade ederler ve Allah onları alınlarından öper. Bunu da bu kitap öğretiyor bize. Öbürü ne yapacak? Öbürü ne yapacak? Öbürü kurtulur diyorsan Ebu Cehil de kurtulur o zaman. Çünkü Ebu Cehil de namaz kılıyor. Namaz meselesinde Ebu Cehil'in Muhammed'le bir kavgası yok. Hey vatandaş! Bunu biliyor musun sen? Hac meselesinde kavgası yok. Umrede yok, tavafta yok, gusülde yok, abdeste yok, sarıkta yok, sakalda yok. Ebu Cehil'in Muhammed'le kavgası bunlar yüzünden değil. Çünkü bunların hepsi Ebu Cehil'de var. Sen bunu biliyor musun? Sana ne öğrettiler? Ebu Cehil o dinsiz kafir. Ne dinsizi ya? Kabe için kavga veriyor. Bura atalarımızın mabedi. Muhammed sen burayı kirletiyorsun. Sen çünkü sapık adamsın. Gençlerimizi yoldan çıkardın diyor. Bugün bize söylenenleri aynen o gün peygambere ve yanındaki seçkin sahabilerine söylüyorlardı. Kimler? Müşrikler. Kabe'de namazı, tavafı kimseye bırakmayan müşrikler. Bu müşriklerin soyu mu tükendi? Hayır, katlanarak arttı. Nerede bunlar? Bunları da arayın. Türkiye'de bunlar nerelerdedir? Maun suresi bunların nerelerde olduğunu gösteriyor bize. Maun suresi bunların nerelerde olduğunu bize gösteriyor. Kur'an insanoğlunun hiçbir numarasına ve hilesine geçit vermez. Bean şart ki Kur'an'a söz hakkı vereceksin. Söz hakkı vermesen Kur'an ne yapsın? Bu bir kitap. Söz hakkı verdin mi insanoğlunun bütün melanetlerinin geçit noktalarını tıkar. Evet, şimdi devam et. Bir de Atatürk ve mirasına nankörlük değil mi? Onun için evet, söyledik. Evet. Böyle bir nankörlük tarih kaydetmemiştir. Bakın, Atatürk'e nankörlük bugünün meselesi değil. Haçlı emperyalizme köpeklik edenlerin daha Atatürk'ün bastığı yeri titrettiği günlerde bile bu nankörlüğü sergilediklerini görüyoruz. Bir anekdot vereyim. Millet anlasın. Büyük taarruzu biliyorsunuz. Büyük taarruz yapılmış. Düşman sürülmüş. Türkiye'nin her tarafında sevinç çığlıkları, sevinç gözyaşları, meclise kadar gelmiş, o taşmış o sevinç. Kütahya Ovası'ndan gelmiş Ankara'ya, İzmir'e, sınırlara. Meclisin musluklarında iki tane sarıklı şeytan
Orada işte maun namazı kılacaklar, abdest alıyorlar ve konuşuyorlar o arada. Yarı fısıltı halinde diyor ki bir tanesi, neyse bu Yunan belasından da kurtulduk. Mustafa Kemal bundan bizi kurtardı. Evet, kurtardı diyor öteki de. Ve hepsi birden birbirini tasdikleyerek şöyle söylüyorlar. Bu iş bitti. Mustafa Kemal bu işten bizi kurtardı. Şimdi Mustafa Kemal'den nasıl kurtulacağız? Bakar mısın şerefsizlere? Bakar mısın? Hainlik. Daha o zamanda. Birkaç gün sonra 9 Eylül İzmir'e gidiyor Mustafa Kemal. Halide Edip, Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabında korkunç, dokunaklı tablolar veriyor. Kendisine ayrılan binaya girecek, geliyor Gazi. Yolun iki tarafında diyor, daha birkaç gün önce Yunan'ın tasallutuna maruz kalmış, acıları içinde daha tütüyor. Genç genç kadınlar o işgali yaşamış, o Yunan paryasının mezalimine maruz kalmış. Güller döküyorlar Atatürk oradan geçerken. Biraz onlarla selamlaşma şeyinde duruyor, duraksıyor. O arada diyor Halide Edip, başlarındaki yaşmakları alarak eğildiler. Yaşmakla onun çizmelerini yaşmaklarıyla siliyorlardı, tozlarını. Düşünün manzarayı. Bitmedi. Onlar yaşmaklarıyla Mustafa Kemal'in eğilmiş çizmelerini silerken, ben bunu anlatamıyorum, çok dokunuyor bana. Gözyaşları diyor çizmelerin üstüne dökülüyordu. Bakın bu Mustafa Kemal. Millet ona halaskar boşuna demedi. Yani bu Mustafa Kemal şu hadise yaşandıktan bir süre sonra aynı İzmir'de öldürülmeye teşebbüs edilecektir. İzmir suikastı meşhur. Ama oraya gitme. O iki sene gibi bir zaman sonra. Bu yaşmakla çizmelerinin silindiğinden iki hafta, üç hafta sonra meclise bir takım itler gene takrir veriyorlar. Diyorlar ki, bakın Mustafa Kemal'in işi bitti. Yunan buna, şimdi bunu def edelim. Oyuna bakın. Efendim Türkiye'de şu kadar zaman bugünkü Türkiye sınırları içinde ikamet etmemiş olanlar milletvekili seçilemez. Bunu kanunlaştıralım diyorlar. Hedef belli. Hedef belli. Bir tane adam uyuyor buna. Mustafa Kemal. Şu alçaklığa, şu namussuzluğa, şu kahveliğe bakar mısınız? Bunun eşi var mı tarihte? Çıkıyor Mustafa Kemal. Hiç bir mektep çocuğu saffeti içinde diyor ki, değerli arkadaşlarım, verilen teklifin hedefi belli. Ama sorarım size diyor. Ben devletin verdiği görevler icabı Filistin'den Kafkaslara durmadan görevim icabı dolaştım. Ben Türkiye'de hiçbir yerde benim 5 yıl ikamet şartı koyuyorlar. Benim Türkiye'de veya herhangi bir yerde 5 yıl oturmam söz konusu olmadı, olamazdı. Ne yapayım? Bu benim suçum mudur? Suç mudur bu? Ve şöyle lakırdılar dolanıyor mecliste. Türkiye'de bir tane dikili ağacı olmayan insanların bu mecliste ne işi var? Bak bak bak. Benim diyor dikili ağacım nasıl benim? Hala dikili ağacım yok. Hiçbir zaman olmadı. Nasıl olacak? Tabii bu mecliste konuşuluyor ve basın bunu gündeme taşıyor. Bugün olsaydı belki bunu gündem de yapmazlardı. Gündeme taşıyor ve Türkiye yer yerinden oynuyor. Bu teklifi verenler de tabii yerin dibine batıyor. Cehenneme batsınlar.
büyük taarruzdan 3 hafta sonradır. Şimdi demek ki nankörlüğün ve alçaklığın damarı oralara gidiyor. Damar oralara gidiyor. Bu Emevi'nin Hazreti Muhammed'e, İslam'ın muazzez peygamberinin çocuklarına yaptıklarının aynıdır. Peygambere yapamadı. Peygamber sıfatı var çünkü. Ya karşı çıkacaksın, o da kılıçla sana karşı çıkacak. İnancına musallat olduğun için. Yahut, ha sen Allah'ın elçisisin diyeceksin, söylediğini lebbeyk diye kabul edeceksin. Atatürk'ün böyle bir şansı yok. Atatürk bana Allah dedi ki diyecek durumda değil. Bir beşer, sıradan bir insan. Onun için ne diyorsa karşı çıkıyorlar. Bütün bunlardan sonra zaferi getiriyor, önlerine koyuyor. Alın diyor, namusunuz, şerefiniz, vatanınız, sınırlarınız, haysiyetiniz, dininiz, ezanınız, imanınız, mabediniz, minberiniz, mihrabınız size teslim. Temizledim. Rifat Börekçi öyle diyor. Büyük Atatürk rahmete kavuştuğu zaman Rifat Börekçi Diyanet İşleri Başkanı. Müdafaa-i hukukun önde gelenlerinden biri. Milli mücadelenin önde gelen güneş adamlarından biri. Soruyorlar kendisine din adamı da olduğu için. Efendim nereye defnedelim? Yani nasıl edelim? Nerede kıldıralım cenazeyi şu bu sen buna bir? Diyor ki İstilacı düşmanın çizmelerinden temizlediği bu toprakların her yeri onun için mabet hükmündedir. İstediğiniz yerde kılın. Bu da Diyanet İşleri Başkanı. Ona hitap ederken zaman zaman Büyük Atatürk mübarek adam diye bahsediyor ondan. Atatürk Ankara'ya geldiğinde eşiyle birlikte Ankara müftüsü o zaman. Eskiden insanlar cenazede kullanılsın diye bir miktar para bir kenara koyarlar. Böyle zenginlik, bolluk böyle şeyleri yok. Cenaze parası diye, kefen parası derler ona Türkçe'de. Böyle bir parası var. Atatürk Ankara'ya geliyor, milli mücadele başlıyor. Karşılıyorlar o seymenler filan. O arada Müdafaa-i Hukuk'un Ankara cemiyetinin başında Rifat Börekçi geliyor bir küçük çamur güveç içinde o biriktirdiği o kefen parasını diyor ki bunu eşimle kefen parası olarak biriktirmiştik. Bunun en iyi kullanılacağı yer senin verdiğin bu vatan mücadelesidir. Al diyor. Münasip gördüğün şekilde kullan. Atatürk hayatı boyunca annesinden sonra gördüğünde ayağa kalktığı ikinci adamdır. Rifat Börekçi. Şimdi nereye getiriyorum? Atatürk'e nankörlük, hıyanet, büyük taarruzun 1,5 gün sonrasında demin bahsettiğim Ebu Cehil sarıklı heriflerin konuşmalarından bir anekdotla verdiğim gibi oralardan başlamıştır. Tabii daha geriye gideceğiz. Milli mücadeleye, o Dürrizade fetvaları filan ama bu yanda bir kurtuluş var ve bu kurtuluşu bu adam gerçekleştirmiş ve bunu itiraf ediyorsunuz. Be hey iblisler! Diyorsunuz ki bizi Yunan tasallutundan kurtardı. Oh şükür bu işi atlattık diyor. Bu beladan kurtulduk diyor. Ama şimdi Mustafa Kemal'den nasıl kurtulacağız? Sizin vicdanınız, sizin hakka saygınız, sizin nimete mukabeleniz, sizin vefanız bu mudur? Öyle geliyor. Şimdi nereye geldi? Bir önceki yazımda o cümle var.
2013'ün Türkiye'si halkın sokaklarda gözyaşları içinde Cumhuriyeti kutlamanın yasaklandığı bir Türkiye'de yaşıyoruz diye feryatlarına sebep oluyor. Bakın, şimdi eğer insan kefursa, ki bu kitap öyle diyor, ve küfrün bir manası da nankörlükse, Atatürk'e yapılan ihanetten daha büyük kafirlik bulamazsınız. Ve bunun hesabını tarih mutlaka soracaktır. Hiçbir tereddüt yok orada. Peki hocam, evet. Bu son iki köşe yazınızda söz ettiğiniz konulara ben biraz değinmek istiyorum. Pakistanlı düşünür şair Muhammed İkbal'in Atatürk'e bakış açısı neydi? Şimdi İkbal dediğimiz zaman bir duralım. İkbal genel kanaate göre Mevlana'dan sonra, yani son 750 yılın en büyük İslam düşünürüdür. Böyle bir payesi, böyle bir sıfatı, böyle bir özelliği var İkbal'in. Yani İkbal dedi derken kimden bahsediyoruz onu anlayalım. Evet. İkbal 1938'de öldü. Aynen. Aynı sene. Atatürk'le aynı yılda. İkbal doğunun ve batının, demin Müslümanların kanaatini söyledim, batıyı da buna dahil edersek, doğunun ve batının ortak kanaatiyle yaşadığımız yüzyılın, tabii o yüzyıl şimdi geride kaldı ama biz yıl olarak o dilimin içindeyiz, en büyük Müslüman düşünürüdür. Doğuyu ve batıyı en iyi bilen Müslüman düşünürdür. Batı'da iki doktora tezi yaptı. Kendi menşei itibariyle hukukçudur benim gibi. Ben gurur duyuyorum onun mesleğine mensubu da avukatlıktan gelmedir İkbal'de. Oğlu Cavit ana kitabını adına bağladığı Cavitname. Küçük oğlu Cavit'tir. Ben onunla 3-4 gün bir uluslararası toplantıda sohbet etme imkanı buldum. Büyük mutluluktur benim için. Hayatımın en büyük mutluluklarından biridir. Şimdi İkbal doğuyu batıyı en iyi bilen, batıda iki doktora yaptı. Birisi İngiltere'de, devrin en büyük oryantalist alimlerinden birinin yanında. Bir de Almanya'da Heidelberg'de bir doktora yaptı. Yani İngilizce, Almanca. Batıyı böyle bilir. Doğuyu bilir. Eserlerinin büyük kısmı Farsça yazılmıştır. Arapçayı da bilir. Tabii ana dili Urducadır. İkbal bu. Bir unvanı var onun. Rumi-i Asr. Yüzyılımızın Mevlana'sı. Bu çok daha önemli. Zaten İkbal Mevlana'yı kendisinin önderi, mürşidi, hocası, rehberi olarak kabul ediyor. Bütün eserlerinde, hele Cavitname'de İkbal Mevlana'ya en muhteşem mısraları ayırmıştır. Bir yerde ondan bahsederken diyor ki Pir Rumi Ansarapa Cezbu nur, o baştan ayağa cezbe ve ışık olan Pir Rumi, Mevlana'dan bahsediyor. Nasıl bir sevgidir, nasıl bir takdirdir, nasıl bir bağlılıktır.
Ona göre Mevlana İslam'ı bin netice Kur'an'ı ve ona bağlı olarak Hazreti Muhammed'i en iyi anlayan adamdır İslam düşünce tarihinde. Biri değil. Şimdi ikbal bu. Bu ikbal benim İmam-ı Azam kitabında bana göre İslam düşünce tarihinin bana göre dönüm noktalarından biri olan o kitapta ve ilk defa bütün ayrıntıları ve kanıtlarıyla ortaya koyduğum gibi Atatürk devrimleriyle İslam fıkhı, özellikle İmam-ı Azam'ın önderliğini yaptığı fıkıh arasında paralelliği tespit etmiştir. 1920'li yılların sonlarında yapıyor. Ben ana eseri Reconstruction'ın, ki o İngilizcedir, ilgili bölümünü 20 küsür sayfa tercüme edip İmam-ı Azam kitabının ilgili bölümüne koydum. Şimdi ben İmam-ı Azam kitabını yazdım. Dediler ki ya İmam-ı Azam kitabında Atatürk'ten bahsediyor. Cumhuriyetle İmam-ı Azam fikriyatı arasında paralellikler kuruyor. Bu ne biçim iştir? Arada 1000 küsür sene var. Evet var. Düşüncenin zamana mahkumiyetini nereden çıkarıyorsunuz? Bu bir. İkincisi, Atatürk asker, İmam-ı Azam alim. Nasıl olur bu iş? Ben İmam-ı Azam'ın asker olduğunu mu söyledim? Atatürk'ün ondan stratejik dersler aldığını mı söyledim? Hiç öyle bir şey demedim ben. Atatürk'ün bir inkılapçı olarak öne çıkardığı, esas aldığı fikri yapı İmam-ı Azam'ın temsil ettiği akılcı fikri yapıyla paralellik arz ediyor. Bunun zamanı mekanı olur mu kardeşim? Ben yanıldım diyelim. Peki. Demin İkbal'in sıfatlarından bahsettim değil mi size? Evet. Boşuna bahsetmedim. İkbal de mi yanıldı? İkbal bunu benden 70-80 sene önce getirmiş dünyanın önünde. Bu fikri terennüm ettiği konferansını dünyanın en büyük İslamologlarının önünde vermiştir. Öyle rastgele bir mahallede, bir salonda vatandaşlarına filan hitap değildir bu. Dünyanın en büyük İslam ilimleri uzmanlarının olduğu konferanstır. Konuşan İkbal. Onu da koydum oraya. Orada gidin okuyun bakın. Orada Ziya Gökalp'i göreceksiniz. Orada devrimlerin arka planını göreceksiniz. Orada İmam-ı Azam'la mukayeseleri göreceksiniz. Şimdi sokaktaki vatandaşı utanmadan ve buna tenezzül ederek kandırıyorlar. Yaşar Nuri konjonktürel kaygılarla veya hesaplarla arada 1000 küsür sene olmasına rağmen İmam-ı Azam'la Atatürk arasında paralellik kuruyor. İkbal'e ne diyeceksin peki? Ha, İkbal'den hiç bahsetmezler. Neden? Bunun için. Bakın bir Batılı, bir İngiliz müsteşrik diyor ki İkbal bahsinde bence bir numaralı kayda geçirilecek sözdür. Diyor ki İkbal mi? Müslümanlar onu anlasalardı kurtulurlardı diyor. Batılılar onu anlasalardı ücra bir adaya sürgün ederler. Çünkü memleketi İngiliz işgalindeydi. Ve orada ölmesini beklerlerdi. Orada işgalde öldürürlerdi onu diyor sürgünde.
Ne Batılılar anladı diyor, ne Müslümanlar anladı. İşte İkbal. Şimdi bu İkbal, yazılarımda da koydum ve oğlu Cavit'le yapılmış bir röportajdan da bazı pasajlar koydum oraya. Bu İkbal kendisine ömrün uzun olsun diye Afrika'dan, oradan, buradan, Asya'dan, Batı'dan gelip dua eden Müslümanlara hep şunu söylemiştir. Oğlu da bunu ifade ediyor Cavit. Siz artık beni övmeyi, bana dua etmeyi bırakın. Bu yaptıklarınızı Mustafa Kemal'e yapın. Ben işimi bitirdim, ben yapacağımı yaptım. Bundan sonrasını Mustafa Kemal'den. Şimdi Mustafa Kemal için yazdığı şiirleri de ben yayınladım. Hallaç kitabımda var. Çünkü İkbal'in fikir kaynaklarından biri de Hallaç'tır. Hallaç münasebetiyle o noktaları da verdim. Ve İkbal'e göre kendi benliğini, özgür benliğini bütün baskılara rağmen ve bütün baskılara kafa tutarak, ortaya koyarak tarih yaratan Müslüman tipe uygun bir Mustafa Kemal tanıyor. Kendi ülkesinde böyle biri yok. İslam dünyasında da böyle biri yok kendi ifadesiyle. Mustafa Kemal. Onun için diyor ki, onun atını gidebileceği yere kadar sürmesine yardımcı olalım. O diyor bizim karanlık kaderimizi aydınlığa tahvil etti. Kaderimize vurulan prangaları o kırdı diyor. Allah onu nusretiyle teyit etsin diyor ve şiirinin başına bunu koymuştur. Allah onu nusretiyle teyit etsin diye. Mustafa Kemal'i anlatan şiir. Eleştirileri yok mudur? Vardır. Ne diyor? Diyor ki İslam mirasından daha çok yararlanabilirdi. İkbal Türkiye'yi bilmiyor. Mustafa Kemal'in etrafında kimler var veya kimler yok, kimler olması gerekirken yok, onları bilmiyor. Ne yapsın Mustafa Kemal? Ne yapsın? Ya bilmiyor, susuyor. Bir tip bu. İki, bilmiyor, bir de burnunu sokuyor, daha zararlı oluyor. İki. Üçüncü tip, biliyor, iblisliğinden konuşmuyor. Susuyor. Dördüncü bir tip var. Emmel onu bu. Biliyor, zarar versin diye gerçeğin tersini söylüyor. Mustafa Kemal hangisiyle uğraşsın? Mustafa Kemal ilahiyatçı değil. Filozof değil. Fakih değil. Ne yapacak Mustafa Kemal? Fıtratıyla, aklıyla, dehasıyla ve genel kültürüyle. Bereket ki o kültür çok zengin. Batı'yı okumuş Fransızca. Almanca da vaka biliyor ama Fransızca okuyor mektuplarını. Fransızca yazıyor çoğunu. Bugün kaç tane adam var? He? Kahvaltı masasına otururken günaydın diyemeyen adamlar yıllardır Türkiye'yi yönetiyor. Onu bile tercümanla söyleyenler. Şimdi Atatürk o değil, kültür çok zengin. Hele tarih kültürü. Düşünün ya, Ruslarla savaş, doğuda 2000 metre dağ tepelerine çıkacak kumandan. Oraya giderken sandıklar dolusu kitap götürüyor. 1500-2000 metre irtifa dağlara.
Bugün arkada belge duruyor kütüphanesi. 10 bin kitap. 4 bin tanesini kenarlarına notlar koyarak el yazısıyla okumuş. Ben profesörüm. 70 kitabın altında imzam var. Ben bile ben bunu yaptım derken biraz düşünürüm. Hocam programımızın sonuna geldik. Maalesef. Şimdi böyle bir aydınlığa, böyle bir mirasa, böyle bir vakara, evet, böyle bir dirayete, böyle bir nimete, böyle bir dehaya, böyle bir onura, hasis bir takım siyasi menfaatlerle ve ama her şeyden önce emperyalizmin keyfini okşayarak, nankörce posta koymak, problem çıkarmak, onu yaralamak, onu yok etmeye çalışmak, Tanrı'nın ve tarihin affedeceği bir zulüm müdür? Evet hocam. Evet. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili Halk TV izleyenleri, bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Kur'an-ı Kerim'de lanetlenen soyu getireceğim kitabı. Tamam. Ve onun üzerinde duracağız. Çünkü o mesaj İsra 60. ayetin açılımıdır, tefsiridir tabiri caizse. 300 küsur sayfa. O bilinmeden bugünü anlayamayız. Tamam hocam. Onun üzerinde duracağız. Haftaya... Okuyacaksın onu, ders. Peki hocam. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.